Merhaba değerli izleyiciler. Kültür ve Turizm eski bakanı Ertuğrul Günay'la birlikteyiz. Ertuğrul Bey'le Yassı Adayı konuşacağız. Malum geçtiğimiz gün Erdoğan ve Devlet Bahçeli, bu arada Alparslan Türkeş diyecektim, affedersiniz, onu da konuşacağız tabii. Erdoğan ve Devlet Bahçeli açılışını yaptılar. Adnan Menderes ve iki bakanın asıldığı 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası yargılanıp asıldıkları Yassı Ada, ünlü Yassı Ada yeniden düzenlendi, bir beton yığınına dönüştürdüler ve Demokrasi ve Özgürlük Adası adıyla Bahçeli ve Erdoğan birlikte açtılar. Şimdi Ertuğrul Bey'in bakanlığı sırasında bir projesi vardı. Ertuğrul Bey, fazla tekniğe girmeden bir anlatalım mı efendim? Neydi sizin projeniz? Şöyle, Yassı Ada biliyorsunuz 27 Mayıs'ta yargılamaların yapıldığı ve çeşitli acıların, sıkıntıların, sorunların yaşandığı bir adaydı. Evet. Daha sonra yargılamalardan sonra Deniz Kuvvetleri bir süre burayı kullanmış, sonra terk etmiş. O zaman yapılan birkaç eklenti yapı vardı ve unutulmuş, metruk bir adaydı. Yani balıkçıların falan uğradığı, ıssız bir adaydı. Her taraf jungle halinde, bitki yığın halinde. Bu adayı bir ibret müzesi, dünyada bunun örnekleri var, demokrasi, bir yüzleşme müzesi yapmak için ben talep ettim. Uzun uğraşlardan sonra 2011'de Milli Emlak burayı bize tahsis etti. Deniz Kuvvetleri'nden tahsis aldı ve bize tahsis etti. Ben uzmanları toplayarak, yerel ve merkezi yöneticileri toplayarak, Adalar Belediye Başkanı CHP'liydi, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partiliydi. Hepsiyle birlikte Adalar'a gittim birkaç kez ve orada Yassıada'ya gittim ve orada özgün dokuyu hiç bozmadan, yani mahkeme salonu olarak kullanılan spor salonu, koğuşlar, yatakhaneler, o yapıyı hiç bozmadan gelenlerin 27 Mayıs ortamını kavrayabileceği, anlayabileceği, oradaki acıları bir ölçüde içselleştireceği mütevazı bir, dünyadaki örneklerine benzer bir ibret müzesi, bir yüzleşme müzesi yapmak konusunda bir proje yapmaya başladık biz o zaman. Bunu da kamuoyuyla paylaştım. Galiba Başbakanlık bizim bu projemizi o Marmara'nın ortasındaki ada için çok uygun, yeterli görmedi. Oradan bir rant üretmek değildi bizim derdimiz. Orada insanları gerçekle yüzleştirmekti. Başbakanlık kendi üzerine aldı benim dönemimde burayı. Zaten aramızda bazı ihtilaflar da vardı. Ben ayrıldıktan sonra mevzuat düzenlemeleri de yapıldı. Koruma kurulları bir takım yeni kararlar verdi ve Başbakanlık burayı bir kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna verdi. TOBA verdi. TOBA da bunu bir yapsat firmasına verdi ve orada Marmara'nın ortasında eski bir cumhurbaşkanının, eski başbakanın, bakanların, milletvekillerinin yargılandığı, sorgulandığı, ailelerinin ve kendilerinin nice acılar yaşadığı yerde böyle konaklama tesisleri, 5 yıldızlı oteller, yeme içme mekanları, toplantı salonları, camiler, konferans salonlarıyla bir Marmara'nın ortasında bir beton yığını konuldu. 27 Mayıs'ta ve Menderes'le ilgili ne var? İşte Çakırbeyli'deki evri de getirip oraya yapmışlar. Ne alakası varsa rahmetli Menderes'in. Yani özgün dokuyu yok ettiler ve Marmara'nın ortasına gelecekte muhtemelen AK Parti'nin kongreleri mi yapılır? İşte bir takım milletvekillerinin dinlenme merkezi mi olur? Tarihi dokuya tümüyle saygısız, tarihi doku açısından ve tarihi miras açısından anlamsız bir beton yığını, bir yeni bir rant merkezi oluşturdular. Yani bu konuyu yakından takip edenler ne kadar sakil bir şey yapıldığının farkında. Ama dışarıdan bakanlar sanki yazsa da işte tarihi anlamına uygun biçimde elden geçmiş falan gibi bravo falan diyor. Türkiye'de tabii algı yönetimi gerçeğin önüne geçtiği için insanların çoğu ne olup bittiğinin ve tarihe, evet, Menderes'in, Bayar'ın anısına nasıl saygısızlık yapıldığının yeterince farkında bile değil. Evet, maalesef çok doğru. Gerçekten biz de fotoğraflardan görüyoruz. Tam bir beton yığını olmuş. Tam bir beton yığını olmuş maalesef. Şimdi Sayın Bakanım, bir de bu 27 Mayıs diyorlar. Erdoğan bu adanın yeni halini açmak için Devlet Bahçeli ile birlikte gitti. Malum Milliyetçi Hareket Partisi lideri ve koalisyon ortağı diyelim, iktidarını destekleyen Bahçeli ile birlikte gitti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucusu da 27 Mayıs darbesiyle Menderes ve Celal Bayar hükümetini deviren 38 kişilik cuntanın kudretli albayı ve sonrasının işte başbakanlık müsteşarı Alparslan Türkeş, MHP'nin kurucusu. Şimdi darbeyi yapan kişi Alparslan Türkeş ve arkadaşları diyebiliriz. Ama baktığında işte 27 Mayıs darbesini sanki işte Cumhuriyet Halk Partisi yapmış gibi, bugün onun üzerinden, o darbe üzerinden
bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir darbecilik suçlaması çıkartılmaya çalışılıyor. Ama Alparslan Türkeş'in darbedeki rolü gizlenmek isteniyor. İşte gözlerden kaçırılmak isteniyor. Buna ne dersiniz? Tabii uzunca bir zamandan bu yana böyle bir tarih tahrifatı var. İsmet Paşa, ben ilkokul sondaydım 27 Mayıs olduğunda. Ama tarihe meraklı ve siyasete meraklı bir insan olarak bütün o süreci satır satır her iki tarafında yazdıklarını okudum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 46'da 50'de çok partili sisteme geçmiş bir parti olarak aslında rejimin yıkılmasını istemiyor. Ama çok yanlış bir mecraya doğru sürükleniyor ve ordu içinde bir takım cuntalar oluşmuş. Bu cuntaların bir kısmı rejimi düzene sokmak, belki işte kısa bir sürede seçim yaptırmak isterken bir kısmı kalıcı olmak istiyor. Bu kalıcı olmak isteyenlerin başı merhum Türkeş, Albay Türkeş ki siz de söylediniz. Ona Türkiye ihtilali onun sesinden öğrendi. Yani sabah anonsunu, ihtilalin anonsunu yapan 12 Eylül'de Kenan Evren'di. 27 Mayıs'ta Albay Türkeş'ti. Ve Türkeş başbakan olmak niyetiyle başbakanlığa gidip oturdu. Fakat rahmetli Gürsel hem devlet başkanı hem başbakan sıfatını üzerine aldığı için ona başbakanlık müsteşarlığı kaldı. Fakat bir süre sonra 38 kişilik bu cuntada 14 subay, ki bunlar farklı eğilimlerde insanlar bazıları, gitmemek yani 60'ta 61'de seçim yaptırmamak, yeni bir anayasadan sonra Türkiye'yi sivillere devretmemek niyetinde oldukları için komite içinde bir tasfiye oldu. Türkeş ve arkadaşları yurt dışına gönderildiler görevli olarak. Elçi gibi. Eğer onların tezi kabul edilmiş olsaydı Türkiye Suriye gibi, Irak gibi bir Baas rejimiyle, yani kalıcı bir junta, kalıcı bir askeri yönetimle idare edilecekti. Şimdi tarih gerçekler bunlar. Türkiye evet 27 Mayıs'a İsmet Paşa, CHP ne kadar engel olmaya çalıştı ayrı ve uzun bir tartışmadır ama şurası gerçek ki bir an önce seçime gidilmesini istedi İsmet Paşa. Ve eğer 27 Mayıs 1960'ta darbe olmuş da 61'in Ekim'inde seçim olmuşsa bu büyük ölçüde İsmet Paşa'nın manevi ağırlığındandır. Yani 12 Mart'ta da parlamento kapanmamışsa yine orada İsmet Paşa'nın manevi ağırlığının etkisi var. Yani bugün İsmet Paşa'yı 27 Mayıs'la ilgili temel suçlu sayıp, temel etken sayıp da Türkeş'i ve Türkeş'in mirasçılarını alıp Yassada'ya gitmek, eğer bir cehalet örneği değilse müthiş bir tahrifat örneği. İkisi de vahim tabii devlet yönetenler için. Yani ya oturacaksınız bu tarihleri olup bittiğini çok ciddi ciddi okuyacaksınız, inceleyeceksiniz, ona göre davranacaksınız. Ya da böyle tarihi bir dolu insanın gözünde sizi cahil durumuna düşürecek biçimde tahrip etmeye kalkmayacaksınız. Yani dünkü törenin, iki gün önceki törenin hiçbir açıdan, ne imar açısından, ne restorasyon açısından, ne müzecilik açısından, ne tarih saygısı açısından, ne tarih bilgisi açısından hiçbir açıdan tutar tarafı yok gerçekten. Yani bu kadar cehalet ancak kasten mümkündür, ancak tahsille mümkündür diye eskilerin bir sözü var. Durduk evet. Yerde olmaz. Bunun özel eğitimini almak lazım. Hakikaten ben yani eyvah dedim. Yani İstanbul'da bir yandan siz ya İstanbul'a ihanet ettik diye o yüksek yapılaşmanın şikayetini ve itirafını yapacaksınız. Sonra gideceksiniz Marmara'nın ortasında küçücük, daha düne kadar yemyeşil kalmış bir tane yüksek bina dışında. Bütün binalar orada iki katlı veya tek katlıydı. Yani betonlaşma yoktu. O adanın tamamını beton yığınına çevireceksiniz. Sonra bunu bir tarih sanki saygısı gibi Türkiye'ye anlatmaya çalışacaksınız. Yani ben bu kadar büyük bir densizliği yani ancak kasten yapılabilir, ancak özel bir eğitimle yapılabilir gibi görüyorum ve çok vahim karşılıyorum gerçekten. Evet. Şimdi Edir Bey. Bir husus daha açalım. Evet, şöyle buyurun. Bir şey var. Rahmetli Türkeş'in idamlara karşı olduğunu söylediler. Olabilir. Çünkü 27 Mayıs yapanların içinde çokları aslında idamın olmasını istemiyor. Yani iktidarın değişmesini ama bir seçimde iktidarın değişmesini, orada kalınmasını isterken tabii ihtilal kendi evlatlarını yer ve kendi sürecini kendisi işletir diye dünyada da bildiğimiz bir kural var. Ordu içinde başka cuntalar oluşmuştu o zaman. Ben mesela 27 Mayıs'tan sonra hükümet olanlardan, o hükümetin bakanlarından bazılarını tanıma imkanı buldum sonraki yıllarda. Mesela rahmetli Ahmet Tahtakılıç benim çok dostum, ağabeyim gibi bir insandı. Hükümet üyelerinin
Gürsel'e mektup yazdığını, yani idamlar olmasın diye Gürsel'e mektup yazdığını, yazdıkları mektubun örneğiyle bana göstermişti. İsmet Paşa'nın, hatta Cemal Gürsel'in idamların olmasını istemediğini herkes biliyor. Ama ordu içinde bir junta ki sanıyorum başı Cevdet Sunay'dı rahmetli, onların komut ettiği bir junta, yani bu idamlar yapılmazsa yeni bir kalıcı darbe gelebilir gibi bir tehditle idamları sağladılar. Yani idamlara karşı çıkmış olmak, 27 Mayıs'ı yapmış olmak ve 27 Mayıs sabahı gidip başbakanın kasasını açmak, masasına oturmak, masasının gözüne olmayan şeyleri koyup da olanların bir kısmını almak gibi tarihsel veballeri ortadan ve tarihsel gerçekleri ortadan kaldırmaz. Bu söylediklerim yasada mahkemelerin tutanaklarında var. Başbakanlığa gidip başbakanlığın kasasını açmak falan derken yani kişi mi kastediyorsunuz? O dönem işte başbakanlığa o gün kim oturduysa, o dönem mahkemelerde başbakanlık müsteşarı rahmetli Ahmet Salih Korur'un mesela başbakanlığa gidip ilk oturanları ağır biçimde suçlayan bir takım savunmaları var ama o dönemki yargılamalar da bu dönemki yargılamalardan doğrusu çok iyi değildi. Kim duydu? Yani o dönemdeki yargılamalar da çok vahimdir. Bunun da altını çizelim. Yani 27 Mayıs çok tartışılır. Ben Türkiye 1960'ta darbe olacağına Mayıs'ta, Ekim'de seçim olsaydı yine iktidar değişirdi düşüncesindeyim. Bunu yazdım, çizdim, anlattım. Çünkü 57 seçimleri bize bu ihtimali gösteriyor. Yani 27 Mayıs'ın yapılması orada demokratik sürece bir müdahale ve gerçekten bir tarihsizlik olmuştur. Tabii üzerine bir de bunun idamların olması, o mahkemelerin haksız biçimde, ağır biçimde ve ön yargılı biçimde olması Türkiye demokrasisine büyük zararlar verdi. Bunu kabul etmek lazım. Yani Türkiye'de 1946'da, 1950'de 25 yıllık bir tek parti iktidarı demokratik süreç içinde devretti. Bu çok güzel bir şeydi. Bunun kıymetini bilmek ve 10 yıl sonra yine iktidarın demokratik süreç içinde devrini sağlamak Türkiye demokrasisini olgunlaştırırdı. Bu yapılamadı. Bir darbe geldi. Darbe haksız yargılamalar yaptı. Haksız idamlar yaptı. Ve Türkiye siyasetine kan davası girdi. Ondan sonra 71'de idamlar oldu. İşte ondan sonra 80 darbesi geldi. Yani Türkiye demokrasi çocukluk gibi düşünün. Yani çocuk düşer kalkar ve yürümeyi öğrenir. Çocuk ilk tökezlemesinde tokadı yedi. O yüzden Türkiye demokrasisi kolay kolay erginleşemedi ve hala erginleşmedi. Hala evet. Hala burada darbe tartışmaları. 27 Mayıs'ın belki kendi kastını aşan bir sorumlu veballeri var. Ve tabii bunun içinde yani İsmet Paşa'ya bir şey söylerken, eğer Cemal Gürsel'e söylerken, Albay Türkeş'e ve öteki cuntacılara, öteki hem de Bağız gibi Türkiye'de bir rejim kurup da kalıcı olmak isteyen, bunlar tarihsel gerçekler, kalıcı olmak isteyen cuntacılara bir şey söylememek ve onları yassada da saygıyla anmak da ötekileri kötülemek gerçekten yani cahillikten değilse büyük bir günahtır yani. Bilerek yapılıyorsa büyük günahtır. Bilmeden yapılıyorsa cahilliktir. Bir şey diyemem. Evet. Şimdi Sayın Bakanım, Albay Türkeş'in, Alparslan Türkeş'in işte o 27 Mayıs darbesi bildirisini elimde okuduğu bildiri. Ondan bir iki cümle hemen okuyup size 27 Mayıs darbesinin hani kimileri diyor ya sosyolojik tabanı da vardı 27 Mayıs darbesinin. Yani halk desteği vardı, haklıydı demeye getiren çeviriler de var. Şimdi Türkeş 27 Mayıs askeri darbesinin bildirisinde diyor ki bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif hadiseler dolayısıyla kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri memleketin idaresini ele almıştır. Şimdi bu cümlede çok tespit var. Demokrasi bir buhran içine düştü diyor. Müessif hadiseler yaşanıyor. Bu müessif hadiseler de bir iç savaşa, bir kardeş kavgasına neden olabilecek durumda. Bu nedenle bunları önlemek için Silahlı Kuvvetler olarak memleketin idaresine el koyduk diyor Alparslan Türkeş. Ne dersiniz? Yani işte İnönü'nün Kayseri'ye sokulmaması, İstanbul'da taşlanması, 2-3 kez suikast girişimine İsmet Paşa maruz kalıyor. İşte mecliste tahkikat komisyonu kuruluyor. İşte siyasi partiler, Cumhuriyet Halk Partisi üzerine, işte basın üzerine yoğun baskılar, demokrasi adeta rafa kaldırılıyor Demokrat Parti iktidar tarafından. Bunlar bir askeri darbe için sosyolojik zemin sağlamak mıdır? Bence bütün bunlar
demokrasi içinde çözülebilecek olan sorunlardır. Kaldı ki abartıldığı kadar vahim de değildir. Bakın 77 seçimine giderken de buna benzer nice olay oldu ama Türkiye 77 seçimine gitti. Ondan önce 46 seçiminde de başka tartışmalar var. Yani Türkiye'de her seçimde Türkiye çok partili sistemi daha bugünden baktığınız zaman 70 yıl olmuş. Yani 100 yılı doldurmamış. Türkiye'nin geçmişinde böyle bir şey yok. İttihat Terakki döneminde bir seçim var. Ona sokalı seçim diyorlar. Türkiye demokrasiyi düşe kalka öğreniyor. 50'de, 54'te seçim yapmış. 57'de bazı sıkıntılarla seçim yapmış. Şu gözüküyor. 61'de olağan seçim tarihi var. Türkiye 61'e kalmayacak. Türkiye 60'ın bir eşiğinde seçim yapacak. Yani evet, rahmetli Menderes 57'de iktidardan gitme korkusuyla, hani Allah bana bir daha böyle bir gece yaşatmasın dediği söyleniyor. Halbuki yaşasın, yani bir siyaset adamı için seçim kazanmak da seçim kaybetmek de düzgün bir sistem içinde onurlu da olaylardır bunlar. Bu ayrı bir şey değildir. Bu olgunluk oluşmamış Türkiye'de. Oradan iktidarı kaybetmemek için bir hırçınlık var. Vatan cephesi var, tahkikat komisyonu var, doğru. Ama Türkiye'de seçime gidiyor kaçınılmaz biçimde. Ve 57 seçim sonuçları gösteriyor ki CHP, Millet Partisi ve Hürriyet Partisi toplamı Demokrat Parti'yi 57'de geçti. 61'de rahat rahat geçecek. Rivayet ediyor ki mesela 27 Mayıs günü olmasa o haftanın sonunda Menderes Kütahya'da bir yerde seçim tarihi ilerleyecek muhtemelen Eylül'de, Ekim'de. Yani bu 27 Mayıs'ı yapmak, efendim bütün Demokrat Parti milletvekillerini yani toplanıp Yassıada'ya götürülenler arasındadır. Şaban Bey, Ali Fuat Cebesoy var. Kurtuluş Savaşı komutanlarından, Demokrat Parti milletvekili olduğu için. Şair Faruk Nafiz Çamlıverler, Atatürk'e en güzel şiirleri yazmış olan adam. Atatürk'ün son başvekili Ceren Bayar var. Yani ve kötü muameleye maruz kalıyorlar. Bunlar haklı olamaz. Doğru, yani, doğru. Albay Türkeş elbette ihtilalin bir gerekçesini okuyacak. Sana mı düştü düzeltmek? Şunu yapabilirsin çok. Türk Silahlı Kuvvetleri çok rahatsızdır ülkedeki bu bunalım ortamından. Parlamentoya bir an önce seçime gitmesini tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz, diliyoruz falan dersin ki Cemal Gürsel öyle bir mektup yazarak istifa etmiş zaten, İzmir'e gitmiş. Bu yapılır ama ordu içinde 55-56'dan beri oluşmuş siviller bu ülkeyi yönetemez, biz yönetiriz diyen bir cuntalar şeyi var, devrimi var içeride. O cuntalar sonuçta gelmişler ve 27 Mayıs'ta. Yani sivillerin bakın. 27 Mayıs şöyle bir tarihsizlik yarattı. Aslında 27 Mayıs Anayasası bu Milli Birlik Komitesi'nin hazırladığı anayasa değildir. 27 Mayıs 61 Anayasası ondan önce Hürriyet Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet Partisi'nin 57 seçim vaatleri üzerinde oluşmuş. Hakimler teminatı, çift meclis, işte dokunulmazlıklar, kürsü hürriyeti, bütün bunlar. Anayasa Mahkemesi değil mi? Anayasa Mahkemesi, hakim bağımsızlığı, bütün bunlar söylene geliyor. 59'un CHP hedefler bildirgesi, ilk hedefler bildirgesi 61 Anayasası'nın tezidir. Yani temel tezidir. 60 darbesi olmasa da 61'de veya 60'ın sonunda yeni bir iktidar gelse, hatta Demokrat Parti'nin azınlığa biraz daha düştüğü ama Demokrat Parti'nin devamı bir iktidar gelse, o anayasa hükümleri gelecek zaten. O anayasa hükümleri bir askeri darbeyle idamlardan sonra, bir baskı rejiminden sonra geldiği için ne yazık ki Türkiye'nin bir yarısı o anayasayı hiç sahiplenmedi. O anayasayı tepeden inmeseydi. Halbuki o anayasa daha önce sivil talepler. Yani askerlerin şey gibi değil, 12 Eylül Anayasası gibi değil. 12 Eylül Anayasası oturup Milli Güvenlik Kurulu'nda son şekli verilen bir anayasadır. 61 Anayasası daha önce aydınların, kamuoyunun, siyasetin tartışa geldiği bir takım fikirlerin kompozisyonudur. 61 Anayasası'na da talihsizlik oldu. Yani 61 Anayasası bir darbe sonrası geleceğine, bir seçim sonrası gelseydi bugün belki Türkiye bu yaşadıklarımızı yaşamayacaktı. Ama Türkiye'nin bir yarısı onu dayatılmış bir anayasa, tepene indirilmiş bir anayasa saydı ve Türkiye'nin fikir hayatı bir yarısıyla ona hep karşı durdu. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın İspanya şeye geçtikten sonra, Franco'dan sonra, demokrasiye geçtikten sonra böyle bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Hem muhalefet hem iktidar karşı durdular ve darbeciler içeri tıkıldı. Albaylar darbesi oldu 67'de şeyde, Yunanistan'da. Albaylar darbesinin sorumluları 25 sene, 30 sene Yunanistan'da, 74 Kıbrıs darbe bizim müdahalemizden sonra hapiste yattılar. Türkiye'nin darbecileri yani işlerinde dostlarım var, alınmasınlar. 20 sene parlamentoda
senatör olarak, tabii senatör olarak bulundular. Yani tamam kardeşim, siz bir şey yaptınız hatasıyla sevabıyla, gidin evinizde oturun denilmedi. Rejimin bekçisi gibi oturdular. Ve Türkiye'de bu karşı hareketleri, karşı siyasetleri hep tahrik etti. Düşünün yani, sevdiğiniz bir siyasetçinin idamına yol açmış olan insanlar, böyle görüyorsunuz karşıdan bakınca, hep buradan bakmayalım, parlamentoda oturuyorlar 20 yıl boyunca. Evet. Yani olmaz bir şey bu. Biz bunları maalesef demokrasimizin erken çağında haksız bir şekilde yaşadık. Ve bu bize travma yarattı. O yüzden husumete oturdu Türkiye siyaseti. Yani halbuki Almanya'da olduğu gibi, İngiltere'de olduğu gibi Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, Hristiyan Demokrat Parti, Sosyal Demokrat Parti. Biri gidip biri gelse ve zaman zaman koalisyon yapsalar Almanya'da şimdi olduğu gibi, Türkiye olduğu yerden çok başka bir yerde olurdu. Şimdi ben şurada onu çalışıyorum. Yani bu bütün 3 ay boyunca, ondan önce başlamıştım, 70-80 arası. Bizim demokrasimizde uzlaşma kültürü yok. Yani mesela 12 Mart'tan sonra CHP, MHP ile Adalet Partisi 3 milletvekili olan MHP ile koalisyon kurmuş da birbirleriyle koalisyon kurmamışlar hiç. Hiç kurmamışlar. Halbuki işte şimdi de görüyorsunuz. Yani kendisine en ağır şeyleri söyleyen MHP ile AK Parti bir koalisyon halinde de, ya o karşında senin Türkiye'nin sana göre en büyük ikinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi var. Onunla bazı konularda uzlaşsan belki o da sen de Türkiye için daha iyi işler yaparsınız. Bu kültür yok bizde. Uzlaşmak. Halbuki biz hasım değiliz, rakibiz. Farklı siyasi partiler. Düşman değiliz. Memleketin o yoldan veya bu yoldan daha iyiye gideceğini düşünen insanlarız. Şimdi sonraki yıllarda ben okuyorum. Tabii Celal Bayar'la İsmet Paşa sürtüşmesi. Demirel'in İsmet Paşa'ya karşı hazımsızlığı. Sonra mesela en son okudum, bu milliyetçi cepheleri Adalet Partili bazı politikacılar çok yanlış diye eleştiriyorlar. Ben de buradan bakınca, yani CHP Adalet Partisi'yle niye koalisyon kurmadı 70'ten sonra diye eleştiriyorum. Bizim buraya kendimizi taşımamız lazım. Yani uzlaşma kültürüne. Türkiye'de bu yok. Ve bunun olmamasının temel sebeplerinden birisi ne yazık ki 27 Mayıs oldu. Yani 27 evet. Mayıs'ların böyle bir kastı var demiyorum. Ama oraya vardı işin sonu. Sonuç olarak bunu doğurdu. Maalesef. Sonuç olarak bunu doğurdu. Evet. Sayın Bakan, çok teşekkür ediyorum efendim. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Estağfurullah. Demokrasi kültürümüz açısından da bugün biraz yaşadığımız sorun. Biraz bence günlük particiliğin dışından bakmak lazım zaman zaman. Yani evet. Gençlere, toplumda partici olmayan kesimlere buradan bakmak lazım. Yani uzlaşma çok önemli bir şey. Diyalog, empati, uzlaşma. Bunlar çok önemli şeyler ve bu kavramlar olmayınca işte siyaset bizde gördüğünüz gibi düşmanlığa dönmüş var. Ben bugün Türkiye siyasetine bakıyorum ve dehşete kapılıyorum. Yani Cumhurbaşkanı her konuşmasında ana muhalefet partisini ismen, tarihen bu kadar ağır biçimde suçlar mı? Cumhurbaşkanı dediğiniz partiler arasında birliği sağlaması gereken içindir. Onu da bir gün konuşalım. Yani böyle Cumhurbaşkanı olmaz. Böyle Cumhurbaşkanı olmaz. Cumhurbaşkanı adı üzerinde milletin ve devletin başındır. Parti başkanı olmaz Cumhurbaşkanı. Partili olur mu? Evet, İsmet Paşa ve Celal Bayar partili olmuşlar. Ama hiçbirisi bu kadar partizan olmamıştı. Bunları doğru. İleride konuşalım tekrar. Tamam, tamam Sayın Bakanım, konuşalım. Çok teşekkürler efendim, sağ olun, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim.